Biz barıştık Alica. Bundan böyle ağlamak yok. Anlaştık mı? Büyükler bazen tartışabilir, kavga edebilir. Hatta bizim gibi birbirine küsebilir. Ama sonra bir bakmışsın aralarındaki sorun çözülmüş. Dayınla ben de öyle bir şey yaşadık. Ama konuştuk ve aramızdaki sorunu çözdük. Hadi gel içeri geçelim. Ben yokken neler yaptığınızı anlatırsın değil mi bana? Çok merak ediyorum. Gel bakayım terlemiş misin? Aa, bayağı terlemişsin hem de. Demek ki çok dolaşmışsınız. Hemen üstünü değiştirelim ki terin solmasın. Geç mi gitmeyeceksin artık? Hayır, hiç gitmeyeceğim. Asla bırakmayacağım seni. Bir daha da bu gitme konusunu konuşmayalım Aliço, olur mu? Çünkü bu konu kapandı. Üstünü değiştirdikten sonra Şile'den topladığımız taşları boyayalım mı? Bir de deniz kabuğu vardı değil mi? Onu nasıl boyayacaksın acaba, çok merak ediyorum. Hadi gel. Sen bu işi halledemeyeceksin. Demek Kenan, ananın da kendi hayatından da daha değerli. Madem öyle, peki. O halde ben de gider ifademi ona göre veririm. Tamam, dur. Kabul ediyorum. Ne istiyorsan yapacağım. Ofise bir daha gitmeyeceğim. Güzel. İşte şöyle yola gel. Bir kere de babanın sözünü dinle bakalım. Biraz konuşabilir miyiz? Ben de konuşalım diye yanına geliyordum. Neden yaptın böyle bir şey? Ali için. Barıştık dediğimde sen de anladın. Onun için onayladım değil mi? Bunu sürdürmek zorundayız. O tamamen iyi olana kadar. Tam olarak ne yapacağız? Açık açık söyle aklındakini. Barışmış, yeniden bir araya gelmiş bir çift gibi davranacağız. Mutlu, evli bir çift gibi. Ali için bunu yapmak zorundayız. Başka türlü o iyi olmayacak. Evcilik oynayalım diyorsun yani.
sefer doğru olanı yaptım. Doğruyu yanlışı senden öğrenecek değilim Kenan Efendi. Ben zaten farklı bir şey yapacak dedim ki. İnsan öz kızını hapse attırır mı? Ben hep onun iyiliğini düşünüyorum da. Kadir kıymet bilen yok, o başka. Neyse. Hadi kız. Hayırsız anam bizi bekler. Ben de mahalleye geçiyorum. Birlikte gideriz. Kız. Ağzını açıp bir şey söylesene. Biz seninle gelmiyoruz desene. Daha birinci saniyede verdiğin sözden canıyor musun? Vallahi şerefsizim. Giderim verdiğim ifadeyi değiştir. Kenan. Her şey için sağ ol. Her zamanki gibi yanımda olup elinden geleni yaptım. Sen olmasaydın böyle sonuçlanmaz. Bak bu fasılları çoktan geçtik. Lafın etmeye bile değmez. Hadi binin arabaya. Sağ ol. Ama biz kendimiz gideceğiz. Hadi. Uğurlar olsun. Hangi gidersin? Evet, bir çeşit oyun. Haklısın. Benim için de zor. Ama Ali için. O mutlu olsun, niye olsun diye oynayacağımız bir oyun. Tamam. Toparlanabilmesi için mutlu olduğumuza inanması şart. Tamam mı dedin sen? Evet. Tamam dedim. Ali için en doğrusu bu. Aramızda kötü hiçbir şey olmamış gibi. İlk günden beri birbirimizden vazgeçmemiş gibi davranacağız. Sen beni hiç incitmemişsin. Ben sana hiç kırılmamışım gibi. Birbirini dinleyen, anlayan, her türlü zorluğu göğüsleyen. Peki. Deneyelim öyleyse. Madem evcilik oyunu oynamayı aklına koydun, bundan sonra atacağımız adımları da düşünmüşsündür herhalde. Yeni barışmış, aşık bir çift olarak ne yapıyoruz şimdi? Yani işte... mutlu bir çift olduğumuza nasıl inanacaksa öyle davranalım. Orası öyle de aksiyon almamız gerekir. Duyması yetmez, görmesi de lazım. Aklıma bir şey geldi. Ama birkaç değişiklik yapmamız lazım sanki. Yakışmış. Sana da. Hadi. Neden böyle giyindiniz? Birazdan yapacağımız şey için böyle giyinmemiz gerekiyor çünkü. Hadi bakalım gidiyoruz.
Ben çok uzun zaman babamın bana bisiklet sürmeyi öğretmesini bekledim. Ama sen beklemeyeceksin Aliço. Üstelik sen kimsenin gitmesini izlemeyeceksin. Dönmesini beklemeyeceksin. Senin istediğin herkes yanında. Her zaman da böyle olacak. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Gel. Aferin kız. 40 yılın başında baba sözü dinledin. Hem ne demişler? Ulu sözü dinlemeyen ulu yakalır. Bak benim sözümü dinledin, mükafatını aldın. Ananı hapse düşmekten, kızını da anasız büyümekten kurtardın. Hep böyle akıllı ol işte, aferin. Niye böyle bir şey istedin baba? Ne güzel elim ekmek tutuyordu, çalışıyordum. Kazandığımla da evi geçindiriyordum. Ben işten çıkınca eline ne geçecek? Böyle daha zor değil mi? Canım öyle istedi. Keyfimin kahyası mısın? Lan hem ben de dedim. Bundan sonra ben size bakacağım demedim mi? Ha? Sen de dizini kırıp evinde oturacaksın. İşte o kadar nokta. Baba. Kenan'a haksızlık etmiyor musun? Ne zaman dara düşsek, başımız sıkışsa hep yardımımıza koştu. Son zamanlarda sen kendini de takdir edip duruyordun. Ne oldu, ne değişti de şimdi böyle davranıyorsun, anlamıyorum. Lan zaten canım acıyor. Bir de geçmiş bak 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 bak. Kafamı şaşırdım be. O zaman rüzgar oradan esiyordu, şimdi burada esiyor. Tamam mı? Sana hesap mı vereceğim lan? Bana bak. Benim tepemin tasını attırma, yakarım gemileri ha. Koşarım hemen ifademi değiştiririm karakolda. Anladın mı? Anan hapislerde sürünür. Seni de yalan ifade verdi diye şikayet ederim. Kızın dımdızlak ortada kalır. Sersefil olur. Ona göre. Oh. Bütün bunlar boşa değil biliyorum. Bunun altında başka bir şey var. Şimdi beni çok iyi dinle Aliço. Bisiklete binmenin en önemli noktası dengedir. Dengeni asla kaybetmemen lazım. Beklemediğin durumlarda her zaman önceliğin dengede kalmak olmalı. Tıpkı hayatta olduğu gibi. Dengede kalabilmek, tutarlı davranabilmek için önünü görmen şart tabii ki Aliço. Yoluna gölge düşürecek, engel olacak hiçbir şey olmadığından emin olacaksın. O yüzden önüne bak. İşin püf noktası bu. Bazen yollar göründüğü gibi çıkmaz. Yola güvenirsin ama seni yanıltır. O yüzden emin olmadığın yollara girme. Girdiysen de hemen çık, geri dön. Bisiklet sürmeyi bilmediğin belli. Bilsem böyle konuşmazdın. Bisiklet sürmeyi bilmiyorum, tamam. Ama yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Girdiği yolda önünü görmeden nasıl gidecek? Her zaman gözleriyle görmesi gerekmez. Hislerine, kendine güvenmeli. Bazen görünenle gerçek aynı olmayabilir. O zaman gitmeye karar verdiği yoldan vaz mı geçecek? Güzel manzaralara ancak zorlu yollar geçildikten sonra ulaşılır. Afrika'dan bunu bilmen lazım.
Ay anne, baksana şunlara. Ay nasıl da mutlular ya. Aşk dediğim böyle bir şey işte. Birbirlerine ne kadar kızarlarsa kızsınlar, ne olursa olsun eninde sonunda mıknatıs gibi çekiyorlar birbirlerini. Kopamıyorlar işte. Maşallah. Allah ağızların tadını bozmasın. Hadi kızım hadi. Elin işte gözün bahçede. Olmaz öyle. Görürlerse çok ayıp olur. Hadi işinin başına dön. Allah Allah, bana diyene bak sen. E sen de buradasın Halise Sultan. Bak yanımdasın. E sen ballandıra ballandıra anlatınca öyle meraktan bakıverdim. Sen gibi demin atmadım ya. Hadi bana laf yetiştirmeyi bırak da ayıkla şu pirinci. Tamam Halise Sultan, hemen. Hemen ayıklıyorum. Ay anne, pirinç ayıklama devri çoktan bitti. Ama sen hala ayıklatıyorsun bana ya. Taşlı pirinç mi kaldı Allah'a sen? Eşeği sağlam kazığa bağlayacaksın. Ayıkla kızım, ayıkla. Sen ol Aliço. Gözlerine inan. Hislerine güvenip de kontrolsüz hareket etmek yanıltabilir. Bisiklet kullanırken diyorum yani. Gözlerine güven, hislerin yanıltmasın. Hislerin yanılması da ihtimal tabii. Ama bazen gördüğünü yanlış yorumlamak da mümkün. Doğrusu Aliço'nun karar vermesi galiba. Kullanmayı öğrendikçe beni mi haklı buluyor, seni mi, o bize söyler. Haklısın. Ama Aliço'nun benim sözüme geleceğinden şüphem yok. Bana onu öğretecektin. Öyle demiştin bana. İncan. Bana da öğretir. Ama başka zaman Aliço. Bugün senin günün. Hadi devam edelim. Sem, canım kızım. Oh, şükür Rabbime. Rabbime şükürler olsun seni bana kavuşturan Rabbime. Geçti gitti anneciğim. Gözünüz aydın. Sağ olasın Meryem, sağ olasın. Canım benim, canım kızım. Ah. 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 Hadi yine iyisiniz. Benim sayemde kavuştunuz birbirinize. Ulan yatın kalkın da bana dua edin. Polise 40 yıllık kocasını öldürmek istedi deseydim, anca görüş gününden görüş gününe böyle sarılırdınız birbirinize. Ama maşallah, şu adama bir teşekkür etmeye bile tenezzül etmeyin siz. Maşallah, maşallah. Sağ ol. Oldu mu baba? Olmadı. Bu bıçağın hesabını da ayrıca soracağım. Ama şimdi hiç halim yok. Ben bakarım. Bana bak. Kiminle konuşup kiminle konuşmayacağını biliyorsun. Bir daha söyletme bana. Maazallah. Şalterlerin bir atarsa
çok fena olur. Ona göre. Anladın. Hadi git şimdi. Mustafa abla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Annem hoş geldin. Anneciğim seni çok özledim. Çok merak ettim. Ben de seni çok özledim annem. Merak etme buradayım bak. Hadi sen içeri geç ben de birazdan geliyorum. Sağ ol Ustad teyze. Kurabiyeler için teşekkür ederim. Çok güzellerdi. Afiyet bal şeker olsun kızım. Yine gel, ben sana yine yaparım. Hadi gel anneciğim. Mustafa abla çok teşekkür ederim. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Nefes sayende hiçbir şey anlamadı. Ben nefesli olmaktan çok memnundum vallahi Meryem. Oyunlar oynadık, güzel zamanlar geçirdik. Hiç şikayetim yok. Ama aklım sende kaldı. Atlattınız değil mi? Şimdi iyi misin? İyiyim. Şükür anneme de kızıma da kavuştum. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Ne yapıyorsun kız kapıda iki saattir? Geç lan. Baba, geç. Baba bir geç dakika. Ya, geç. Baba ne yaptın? Açmayacaksın. Mustafa abla ne zamandır nefese bakıyor. Doğru düzgün teşekkür edemeden kapattın kapıyı yüzüne. Çok ayıp oldu. Ustatı falan da görmek istemiyorum etrafında. Yalnızca Kenan'la değil, ablasıyla da görüşmeyeceksin. Bana bak, tepemi attırma. Ananın biletini keselim mahpushaneye. Ona göre. Ne işler çeviriyorsun acaba yine? Yakında çıkar kokusu. Vaz mı geçin? Öğretmeyecek misin ona? Öğretirim ama bu bisiklet onun için biraz küçük. Dayın haklı. Bu bisiklet benim için küçük. Ama teyzenin bisikletini çıkarırsak onu da deneyebilirim. Değil mi? Önünü görmeden adım atamayan biri için iyi cesaret ettin. Ali için her şey yapacağımı biliyorsun. Bu kadar şaşırmana gerek yok. Haklısın. Bana da ihtiyacın yok bence. Biraz önce Ali'ye bisiklet sürmekle ilgili bir sürü şey anlattın. Kendin halledebilirsin diye düşünüyorum. Belki de. Ama benim konuşmam seni rahatsız etmiş sanki. Oysa bildiklerini paylaşmak güzel bir şey bence. Ben bilsem sana mutlaka öğretirdim. Ben de öğretiyorum işte. Sadece doğru zamanı bekliyorum. Biraz sabır ve hoşgörü gerek.
Bak bu fasırları çoktan geçtik. Lafın etmeye bile değmez. Hadi binin arabaya. Sağ ol. Ama biz kendimiz gideceğiz. Ne oldu öyle birdenbire anlamadım. Sağ olasın. Benim sana bir şey söylemem lazım. Şebnem hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Harika geldi bugün ofise. Böyle saçma sapan geldi atıp tuttu. Hani dayanamadım. Saçından tuttuğum gibi aldım ya kapacı attım ofisten. Böyle bir şey yaptığım için çok özür dilerim. Ama Kenan abi inan bana, inan bana hak etmişti. Şebnem bir daha sakın muhatap olma. Ofise de gelirse yolla gitsin. Ben zaten öyle yapacaktım ama geldim Meryem ablanın namusuyla alakalı abuk subuk atıp tutunca dayanamadım işte böyle çileden çıktım. Güya neymiş? Meryem abla yuva yıkan kadınmış. Lafa bak ya. Bak Şebnem. Kalbi kötü olanın dili iyi söylemez. O yüzden hiç aldırma. Meryem'in nasıl biri olduğunu biz ikimiz de çok iyi biliyoruz. Tabii canım, o kuyruk acısından yapıyor zaten. Ne yapacağını şaşırdı. Meryem ablayla da hiç konuşamadım. Eve gitti. Babası falan. Bir arasan mı? Ben ararım. Belki bir işi falan vardır. Asiye teyzeyle ilgileniyordur. Nefesle ilgileniyordur. İşi bitince o muhakkak sana geri döner. İyice karıştır anneciğim, topaklanmasın. Açmadın ya kızım, kim ki? Mühim bir şey değil anne. Başka ne koyacağız akıtmanın içine anneannem? Biraz daha un koyacağız. Sen yine karıştırmaya devam edeceksin. Küçük cimcime. Aferin. Meryem, bu sefer çok korktum kızım. Ama şükür ki bir aradayız. Baban nasıl oldu da insafa geldi anlamadım. Ben hepimizi süründürür diyordum. Neyse ki öyle bir şey olmadı anneciğim. Şükür. Nasıl gidiyor bakalım? İyi. Aferin, karıştır anneciğim iyice. Ha, hadi. Hadi lan. Ayrıl da gel. Koş lan. Koş. Vur tırbaş. Vur. Lan kapı çalıyor. Duymuyorsunuz mu? Sağ mısınız hala? Bakın şu kapıya. Bakıyorum ben. Tamam bakarım. Zahmet olacak. Lan insan getirir şuraya bir bardak çay koyar be. Sizin için o kadar ölümlerden döndük. Şu gördüğümüz muameleye bak. Nankörler sizi. Raşit, çok geçmiş olsun ya. Oo Muhsin'cim, hoş geldin. Gel, gel otur. Kaç, ne dikiliyorsun? Bir çay getir Muhsin'e, koş. Başına ne işler geldi öyle? Görünmez kaza dedikleri cinsten. Ya bir şeyler yaşadık işte ama geçti gitti. İyiyim şimdi. Aman aman, iyi oldu. Ne demişler? Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Seninki de o hesap.
Neyse. Şimdi bırakalım bunları da. Kahvede ne var ne yok, var mı yeni haberler? Vallahi bomba gibi bir tüy aldım. Bu sefer kesin. Ha, hadi be. Neymiş ki? Bayırgül'ü kazanacakmış kesin. Bayırgül'ü mü? Lan eşeğin önünde gideni o be. Ben sıksam ondan daha hızlı koşarım ha. Yemişler oğlum seni. Yahu öyle değil. Sağlam yerden haber aldım, tüyo aldım diyorum. İlaç vereceklermiş, garantiymiş. Sürpriz at olduğu için de oldukça yüksek ganyan verecek abi. Diyorsun, iyiymiş o zaman. Ama gel gör ki doğru düzgün para yok. Ah bir para olsaydı var ya, voley vurmuştuk, parayı tutturmuştuk abi. Lan oğlum sen parayı dert etme, o iş bende. Gel, ne dikiniyorsun orada? Laf mı dinliyorsun lan sen? Getir çayları. Eyvallah. Lan Muhsin, eğer Bayırgül'ü patlarsa ben de senin üzerine binip o hipodromda koşturmazsam vururum kamçıyı görürsün o zaman. Abi olur mu öyle şey yahu? Sağlam bir yerden tüy aldım diyorum, bu sefer kesin, sen hiç merak etme. Parayı vuracağız abi. Hadi bakalım inşallah. Beklediğimden iyi gidiyorsun. Ben çabalıyorum ama sen? Ne demek o? Ben de çabalıyorum. Görmüyor musun? Beni dövecekmiş gibi bakmasan iyi olacak ama. Öyleyim. İdare eder işte. Kaşların düzeldi sayılır. Artık dövecek gibi bakmıyorsun. Ali de iyi bak. Devam edelim mi? Edelim. Yani bir dünya yol yürüdük. Ayaklarım koptu resmen. Abartma Eda'cığım. Alt tarafı konağa çıkan yolu yürüdük. Kaç adım şunun şurası? Hem bence iyi oldu. Araba bozulmasa yürüyeceğimiz yok. Ay arabada bozulacak zamanı buldu anne. Ne güzel bir sürü şey almıştım. Deneyecektim gider gitmez. Aman üzüldüğün şey bu olsun Eda. Sonra denersin ne olacak sanki? Bak bugün hiçbir şeyin keyfini kaçırmasına müsaade etme. Ha içime bir ferahlık geldi, senin de gelsin. Bak sana Afife bile bir başka bugün. Başka zaman olsa dünyayı dar ederdi araba bozuldu diye. Orhun İran'ın yüzüne bakmadı ya. Sırf onun için sevincinden bir sürü masraf yaptı kadın. Kenarından bize de yaradı. Dünyayı aldık ayol. Allah Allah. Nereye bakıyor bunlar böyle?
Bir şey mi oldu bahçede acaba? İşte bu ya. Sonunda aralarını düzeltmişler. Hiçbir yere gitmiyorsun Nurşa. Neyin sevinci bu? Hani gitmişti bu? Göndermişti Orhun. Teyzeciğim, keyfin yerinde bakıyorum. Aliço, ben biraz yoruldum. Sonra devam edelim mi? Çat diye kapattı kapıyı yüzüme. Terbiyesiz adam. Bana bunu yapan evdekilere neler yapmaz. Cık. Şikayetçi olmadı ya şimdi bir de. Kan kusturacak onlara, kan. Sabah akşam başlarına kakar artık. Sanki böyle çok matah bir şey yapmış gibi. Normal zamanda bile canlarını okuyordun. Şimdi iyice bela olacak. Çok yazık. En çok da Meryem'i üzülüyorum. Bir yanda annesi, bir yanda evladı. Hayır yani anlatıyorsun. Konuşuyorsun, laftan da anlamıyor. Yasada kitapta yok mu şöyle Raşit'in yaptıklarının bedelini ödetecek bir şey? Ablacığım kanıt olması lazım. Yani fiziksel ve psikolojik şiddetin olduğuna dair bir kanıt. Desene, hesabı öbür dünyaya kaldı diye. Allah yardımcıları olsun. Amin. Ay, konuş konuş, içim şişti benim. Gidiyorum ben. Evde de yapılacak işlerim var zaten. Hadi size kolay gelsin. Sağ olasın abla, görüşürüz. Görüşürüz Mustafa ablacığım. Görüşürüz. Şebnem. Meryem geldiğinde ona destek olursun. Baksana bir yığınla iş var. Yani çok dosya birikti. Tek başına yapamaz hepsini. Hem bir de canı sıkkın. Tabii ki. Tabii ki Meryem ablaya yardım ederim Kenan abi. Sen hiç merak etme. Aradım ama duymadın. İyi misin? Her şey yolunda mı? Of baba. Bu kadar uğraştı dediğinde bir iyiyim diye cevap bile yazamıyorum. Olacak şey değil. Para diyorum, para. Alo.
Papen, Spali, Mangır. Daha kaç dil de söylemem gerekiyor bilmedim ki. Yani neyse ne lazım işte. Parkın oraya gel. Parayı da yanında getir. Anladın? Evet. Üstümüzü değiştirdiğimize göre şimdi bir şeyler atıştırabiliriz artık. Bisiklete binmek epey yordu değil mi Aliço? O yüzden kaybettiğimiz enerjiyi şimdi toplamamız lazım. Al bakalım, bu senin. Diğeri de benim. Yarışa var mısın? Bakalım kim sandviçini önce bitirip enerjisini geri toplayacak. Ne bakıyorsun kız? Hortlak görmüş gibi. Sözünü tutamadın. Hani Meryem içeriden çıkmayacaktı? Benim ayağıma bağ olmayacaktı. Biz seninle öyle konuşmamış mıydık? Hop, orada dur bakalım. Öz kızımızı hapishane köşelerinde süründürecek değildik herhalde, değil mi? Yapma ya. Biraz daha konuşursan ağlayacağım. Şimdi mi aklına geldi baba oldum? Lan boğazıma bir şey takılsa... Su verecek olan sen değilsin herhalde. Sırtımıza vuracak olan da sen değilsin. Değil mi? Hem ben de dedim. Meryem Kenan'ın etrafında dolanmayacak diye söz verdim değil mi? E sözümü tuttun. Meryem artık o ofiste çalışmayacak. Allah Allah. İkisi de aynı şey işte. Bana bak. Çok uzatma da. Ver bakalım şu paraları hadi. Bilmiyorum. Kökten çözebilirdi. Hata yaptı. Bana bak. Eğer o paraları vermezsen var ya... ...senin ipliğini hemen pazara çıkarırım ona göre. Hiç acımam gözünün yaşına bakmam, anladın mı beni? Ver lan şu paraları. Seviyorum sizi lan. Ama dediğin gibi. Meryem Kenan'dan uzak durmazsa külahları değişiriz. Ona göre. Anladık. Tamam, tamam. Baba! Görüyorum ki hala buradasın. Peki buna şaşırdın mı? Hayır. Çünkü senin gibilerden kurtulmanın öyle kolay olmayacağını gayet iyi biliyorum. Ama sen de şunu bil ki bu seferki gelişin uzun sürmeyecek. Ne yaparsan yap. Eninde sonunda bu konaktan gideceksin. Kalıcı değilsin. O yüzden uzatmana gerek yok. Dediğimi yap. Bir an önce çek git.
gibi bakıyorsun kız. Bir şey yapacakmış gibi. Her şeyi duydum. Demek bu kadınla anlaşma yaptığın için beni odaya kilitledin. Bu yüzden Kenan'ın yanında ofiste çalışmamı istemedin. Hem de para için, yazıklar olsun sana. Ne istersem onu yaparım lan. Sana mı soracağım? Yeter baba. Artık yeter. Ya sen? Sana ne demeli? Sen nasıl bir insansın ya? Ben kimseyi zorlamadım. Git derdini onunla çöz. Aa, kendini ne kadar küçük düşüreceksin acaba? Yazık. Gerçekten acıyorum sana. Ama bu son olsun. Bir daha karşıma çıkmayacaksın. Benden de, ailemden de, hayatımdan da uzak duracaksın. Duydun mu beni? Her şey senin yüzünden oldu. Sen benim yuvamı yıktın. Kocamın aklını çerdin. Bunun doğru olmadığını çok iyi biliyorsun sen. Ne yaptıysan kendi kendine yaptın ve bedelini de tek başına ödeyeceksin. En ufak hata daha yapacak olursan hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bu da sana son sözüm. Ne yapıyorsan yap. Sonunda kazanan ben olacağım. Göreceksin. Sana gerçekten inanamıyorum baba. Bu kadınla bir olup benim hayatımla oynamaya kalktın. Lan! Anamla seni kurtardığımı ne çabuk unuttun? Bana bak. Verdiğin sözden cayarsan var ya. İkinizin de canını fena halde yakarım. Ona göre. Anam da hapiste geberir gider. Anladın mı? Meryem. Ne oluyor burada? Ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Ama bu kadar tiyatro yeter. Bu saçmalığa bir son ver. Hemen. Biz aramızdaki sorunları giderdik. Şayet bilmek istiyorsan her şey yolunda. Bu gördüklerin de tiyatro değil, gerçek. Artık bir sorunumuz kalmadı.